نعم. سورة القارعة. قارعة سورة سنجرسك. القارعة هذه من أسماء يوم القيامة. Bilin ki kari'a kıyamet gününün isimlerinden birisindir. لأنها تقرع القلوب تخوف القلوب. Çünkü kari'a kelimesi yani kalplere korku veren anlamına gelen bir kelimedir. Allah subhanahu wa ta'ala جعل لنا فرصة الآن في هذه الدنيا أن نعمل وحذرنا من هذا اليوم العظيم يوم القيامة. İnşallah bize bu dünyada amel yapmamız için bir fırsat vermiştir. Ve kıyamet günü gelmeden önce de bu konuda bizi uyarmıştır. الناس يوم القيامة تراهم تظنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. İnsanları o gün sarhoş sanırsın. Aslında onlar sarhoş değildir. Ancak yüce Allah'ın azabından dolayı bu hale gelmişlerdir. La yedri ayn yedhab. İnsanlar o gün nereye gideceklerini bilemez haldedirler. Al'an fil-layl ahyanan tuqid nar. Geceleri bazen ateş yakıyor insanlar görüyorsunuz. Indema tuqid nar tecid ya'ti sigar min al-hasharat fawqa an-nar ve tetaharrak haraka ashwaiyya ve ahyan tedkhul fi-nar. Bu ateşi yakınca bazen görürsün, pervane diyorlar bunlar, ya kelebek diyorlar. Onlar gelip ateşin içine doğru giriyorlar. فالناس يوم القيامة يكون على هذه الحركة التي تكون من هذه الحشرات عندما توقد النار في الليل. Bu yaktığın ateşin içine giren bu pervaneler, bu kelebekler nasılsa ne yaptıklarını bilmiyorsa kıyamet gününde aynı şekilde insanlar ne yaptığını bilemeyecek halde olacaklar. هذه الأرض تتغير على الحال التي هي عليه. Bu dünya şu an gördüğünüz gibi olmayacak. Başka bir hale getirilecektir. Tumad maddel adim yani cilt. Dümdüz bu şekilde getirilecek. Cilt nasıl ki cildi çekersin, bu deriyi çekersin, tabaklarsın dümdüz olur. Dünya o gün de yeryüzünde o şekilde olacak. El cibal hâzihi revâsi kullaha tudak dak. Bu gördüğünüz koca dağlar da paramparça edilecek. Yani la yekun hunak murtefaat ve munhafadat. Yani yeryüzünde bir yükseklik, bir eğim falan görmezsin. Dümdüz olacak yeryüzü. Hâzâ yevm azîm. Lâbud min isti'dâd lâh. Bugün çok büyük bir gündür. Bugün için bizim çok çalışmamız, müstahid olmamız gerekir. Thumme fî hâzâ l-yevm tuğza'l mevâzîn. Bugün de ayrıca mevâzînler yani mizanlar, tartılar kurulacaktır. Yûzem bihâzihil mevâzîn a'mâlel ibâd. Bu mizanlar ile kulların yaptığı ameller tartılacaktır. Ve tuzen as-suhuf allati tuktab aleyk fi'd-dunya. Ayrıca bu dünyada yaptığın ameller yazılıyor diye sahifelere. Bu sahifeler de tartılacak. Naam. Ve lihâza la ilahe illallah fil mizan la ya'dilha şey. Kıyamet günü göreceksiniz. La ilahe illallah demeye karşılık tekabül eden hiçbir şey bulamazsın. Hepsini ağır gelecektir. Lakin vallahi la ilahe illallah la tenfe ve la tekun thakile fil mizan illa bi şurut la ilahe illallah. Lenne miftah el cenne la ilahe illallah. Vel miftah la yeftah illa bi esnan. Kıyamet günde la ilahe illallah'ın ağır olduğunu söylemiştik. Ancak bu ağırlık yani bu sadece ağzınızdan çıkan mücerred la ilahe illallah kelimesi değildir. La ilahe illallah'ın şartları vardır. Nasıl ki cennet için diyoruz ki la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Bilirsiniz ki anahtarın üzerinde bazı dişler vardır. O dişler olmadan açılmaz. La ilahe illallah'ın şartları da o anahtarın üzerindeki dişler mesabesindedir. El münafık nesra'afes selama. Yekul la ilahe illallah. Biliyorsunuz münafık da la ilahe illallah diyor. Tenfe'u. Bu ona fayda verdi mi? Vallahi la tenfe. Hiçbir fayda vermeyecek. Fi d-darkil esfel minen nar. Nesra'afes selam. İşte bu la ilahe illallah söyleyen bu münafık cehennemin dibinde olacaktır. Fellezi تكون موازينه ثقيلة قال فهو في عيشة راضية. İşte kıyamet günü iyilik tartıları ağır gelecek kimseler var ya işte onlar da güzel bir hayat içinde olacaklar. يسعد في الدنيا ويسعد في الآخر. Kimse hem dünyada mutlu olmuştur hem de ahirette mutlu olmuştur. حتى وإن كان في الدنيا في ابتلاء في مصائب ماذا يصنع راضي بقضاء الله وقدره ليس كالكافر. Bu kimse yani yeryüzünde görürsün dünya hayatında da mutludur. Başına belalar, musibetler gelse bile ondaki gönül rahatlığı, onun gönül sütünün geniş olması kafirde yoktur. Sadece mümin için vardır. وَالَّذ۪ي نَسْرَعَا فَالسَّلَامَ تَخِفْ مَوَازِينُهُ Ancak iyilik tartıları hafif olan kimseler نَسْأَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَ وَالسَّلَامَ تَكُونَ النَّارُ لَهُ كَالْأُمْ تَحْتَضِنُهُ ف۪يهَا نَسْأَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَ وَالسَّلَامَ
İyilik tartıları hafif gelecek kimse için de ateş onu bekleyen bir anne gibi olacaktır. Ateş onu çağırmak isteyecektir. اَوْ يَسْقُطْ نَسْلَ عَفَى السَّلَامَ عَلَى اُمِّ دِمَاغِ Ya da cehennemin dibine tam ortasına doğru düşecektir. Bu iki manayı da kapsıyor bu kelimeler. وَعَظَّبَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ شَأْنْ هَذِهِ النَّارِ حَتَّى نَخَافْ مِنْهَا نَسْتَعِدْ نَعْمْ Yüce Allah bu ateşin tehlikesini bize çokça Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Bunun niçin haber verdi? Hazırlanalım diye, korkalım diye, o gün için müstaid olalım diye. نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا Yüce Allah'a sığınırız bu ateşten. لِأَنَّهَا نَارْ حَامِيَ نَسْرَ عَفَى السَّلَامِ زادت 70 مرة على النار التي في الدنيا. Bu ahiretteki ateşin durumu dünyadaki ateş gibi değildir. 70 kat daha sıcaktır. 70 kat daha kızgındır. Vallahu a'lem. Allah'ın ismi.